Konuşmak için konuşuyor. Erdem Bey çok patavatsızdı. Çok geldiği zaten kıyafet alakasız bir durumdu. Yani hani normalde sokakta gezdiği kıyafet böyle o şekilde olacağını düşünmüyorum ben. Çok ütüsüz bir kıyafet giymiş ve masa örtüsüne laf etti. Gör görmez kendisine zaten bir gıcık kaptım. Çok enteresan bir tip olarak geldi. Bir antipatik bir tip zaten. Ben tam 5 gün Erdem Bey'le uğraşacağım. Önce kendi kıyafetine bak. Kırışık şeyi geldik. Yok benim ureti böyle değil. Şey. Terledim, bir peçete alabilir miyim? Beni terlettiler gerçekten. Sen daha çok terleyeceksin. Çok terlemeye geldim zaten. Çok terleyeceksin. Terlemeye mi? Havam mı burası? Peki bunlara yorumunuz var mı? Nasıl? Evet, bunlara da var mı? Bunlara yorumunuz var mı? Onlarda da var ama onlar tabii peçete olduğu için fazla şey olur. Ben masa örtüsü üzerine daha çok konuştum. Çok şükür. Allah'ım bunlara yorum yapmadınız. Ya bir masa örtüsü nerelere gitti? Farklı bir şey konuşmak isteyen. Geri alalım, söyle. Ben konuşabilir miyim? Masa örtüsü, masa düzeni benim için çok önemlidir. Nedeni de şu. Masa düzeni, yani misafirperverlik daha doğrusu, kişinin biraz vizyonunu yansıtır. Yaptığı yemeklerle beraber bağdaştırılır. Ama gördüğüm menüyle masanın alakası yok. Yani ben biraz daha... Ben peçete halkalarını bile Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Çok da güzel. Yani burada sadece peçeteyle alakalı konuşmuyorum. Ben biraz daha, yani yemekler çünkü Anadolu'ya ait yemekler. Teşekkür ederim. Doğu mutfağını yansıtmak doğu istedim. Doğu mutfağını yansıtmışsınız, elinize sağlık. Ama masayı biraz daha ona tertipli yaparsanız... Otantik bir masa mı istiyordun? Hayır. Yani... Yer sofrası mı isterdiniz? Hayır. Aa, yaptı YTL. Vallahi güzel olurdu. Yer sofrası da güzel olurdu. Aman ben yaptı da onu YTL Osman. Öyle tipiniz ay bacağım uyuştum dediler. Çok oturdum. Ama şimdi bakın. Çok oturduk, artık yemek var. Şey, biz çok oturdum. Ve çok konuştuk. Onu hadi. Ama biz doğuda da zaten böyle sofralar. Bak zaman aleyhine işte bu çorbayı artık tatmamız lazım. Eline sağlık. Haftanın ilk yemeği aşçıbaşı çorbası. Evet bakalım. Masa örtüsü benim için, ben iddiamda devam ediyorum. Baktığım zaman böyle pürüzsüz değildi. Kırışıklıklar vardı, buruşukluklar vardı. Ben de açık açık söyledim. Bence buruşuktu. Burada da söylüyorum. Yani Diyarbakır'dan gelmişti tabii. Diyarbakır uzun yoldan geldiği için belki yolda ötüsü kaçmış olur, bozulmuş olabilir. Yani kabul etmek lazım. Nasıl kısaysa, hani kısalığını kabul etti, tam ölçüsüne göre gelmediyse, bunda da böyle bir buruşukluk var yani. Benim gözümden kaçmaz. Ben doğruları söylerim. Masa düzeni gayet güzeldi. Sadece ölçüsü kısaydı, şanssızlık yaşadı. Onun dışında gayet güzeldi. Evet Çiğdem, içmiş gibisin. Evet. Yorum yapacak gibisin. Yapacağım, evet. Hadi yapıştır. Şimdi bu çorba çok da zor bir çorba değil zaten. Ezogelinin bir nevi değişiği. Ne olması gerekiyor? Yani ezogelinin bir değişiği yani. Sadece içinde pirinçle bulgur yok, biliyorum. Nasıl yapılıyor? Soğan kavuruyorsun, soğan için un koyup biraz kavuruyorsun, evet. Mercimeği atıyorsun, mercimekler... İçine su kaynarsın, tavuk suyunu atıyorsun. Tamam. Kaynadıktan sonra şehirleri koyup tavukları dizip içine atıyorsun. Tamam. Ama tavukları bir haşlıyorsun önden. Yani peki haşlanıyor. Didiliyorsun. Çok zor. Yani kendi mesela çorbamın yanında çorba pek zor görmüyorum. Mesela yani çorba çok zor. Mercimek çorbasına sadece tavuk didikliği koymuşsun diyebilirim. Bu mercimek çorbası değil. Bilmiyorsanız öncelikle öğrenin. Şöyle söyleyeyim. Lezzeti yerinde mi? Tuzu biraz eksik gelmiş. Eksik mi? Karabiberi biraz eksik gelmiş. Biraz daha baharatlı, biraz bence daha böyle. Bence şu an sadece kusur bulmak hayır. için öyle diyorsun. Kusur aramıyorum. Hiç kusuru yok. Biraz daha hayır. Tuzunu biraz fazla katabilirdin. Karabiberi az mı dedin? Karabiber, çünkü bu çorba baharat isteyen bir çorba. Bayağı bir aslında. Attım. İzleyince görüyorsun. Bayağı şu an boğazımda acı hissediyorum. Bu çorba baharat isteyen bir çorba. Bu çorba ve yok mu baharatı? Yani bir nevi bir tık daha fazla olabilir. Ben bilmiyorum. Bir tık fazlası da. Çorbanın tuzu mu? Çorbanın tuzu az. Az diyor. Az. Fazla değil. Az diyor, baharatı da az diyor. Baharatı da az diyor. Sen katılmıyorsun çorbaya göre. Baharatlı bir çorba bu çünkü. Ama şöyle, baharatlı bu da ya. Ben katılmıyorum size. Çorba evet, mercimek çorbasını andırıyor. Orada katılıyorum. Hani tabii ki içine mercimek katıldığı için ama kıvamı, tadı bence gayet başarılı. Afiyet olsun. Şöyle bir durum var. Tavuklar az geldi bana. Bir yani, tane but koydum. But koymuşsunuz evet ama hı-hı. biraz tavuk içinde az geldi.
Ama genel itibariyle tol çorba çok başarısız çorba değil. Ama siz mercimek çorbası tadını aldınız galiba. Evet, evet var o biraz. İçinde mercimek, katılıyorum. Mercimek var. Katılıyorum. Tamam, evet, ama, mercimek olduğu ama için ne olabilir yani? Normal onu anlamadım. Yani mercimek yerine sen hani orada nohut mu bekliyordun? Nohut beklemedim ama evet. Ben bu çorbanın baharatını biraz daha bir tık daha fazla. Şu an baharat içinde mercimek çorbası var. Yani. Şey, mercimek katmış. Ne olacak? Ben, nohut yani, mu olacak yani? Nohut olmayacak tabii ki özelliği bu. Hani yani şimdi bu çorbanın çorbanı... özelliği böyle, bu çorba böyle yapılır. İçine nohut koymam gerekseydi nohut koyacaktım. Nohut koy demedim zaten. Tamam ben şu an mercimek nohut olduğu için mercimek tadını alıyorsun. Demiyorum. Baharat olduğu için yoğun. Şu an benim boğazımı yakıyor. Valla benim boğazımı yaktı bu baharatı gayet. Yerinde geldi. Bakın biraz daha nane katabilirdiniz. Nane mi? Bir tık yani benim ağız tadım tabii. Benim ağız tadım. Ama sizlerin ağız tadına göre değil de. Yok yok tabii estağfurullah benim ağız tadıma göre değil. Ama şimdi direkt mercimek odaklı olduğu için bu çorba. O tad alman çok normal ya. Peki. Ya boş. Dur Arzu'yu hiç duyamadım ben ya. Boş yorum yapmıyoruz asla. Boş mu? Kesinlikle boş bir yorum değil bu. Ben kendi nasıl ya? Bu yapıyorsun ki. Ben de sonuçta bu yemekleri yapan kişiyim. Ben ya, bunları tabii gayet yapıyorsun. Ama bugün yapan kişi... Benim yaptığım. Bugün ben böyle yapmıyorum. Hatice. Ben biraz daha yoğun baharatlı. Ben kendi ama o şimdi bak. Söylüyorum. O şeye giriyor. O senin kendi zevkine giriyor. Hayır, çorbanın yapılışı öyledir. Ama şimdi koymuş. Koymamış mı Erdem baharat? Valla şimdi ben her şeyin doğrusunu söyleyen bir kişi olarak... Ne güzel. Biraz tuzunu az buldum. Tuzunu birazcık az. Daha bir tık daha olabilirdi o konuda. Sonra ben tavuk severim. Ne tavuk. Güzel. Ama bu çorba hani aşçıbaşı çorbası ya... Evet. En büyük özelliği de mercimekle tavuğun hani bir araya geldiği bir çorba ya... Evet. Ben böyle bir çorbada böyle küçük küçük de olsa lop lop da olsa bir tavuk eti beklerdim. Var. Lop lop. Tavuk ama gelmedi var. Bana. Bayağı var. Lop lop mu? Bana gelmedi. Ben ya şöyle yapayım. Erdem Hanım tiftik dediği için... Evet. Bayağı bir evet aşma. Ama az. Katılıyorum. Az. Ama yani objektif olarak baktığım zaman mercimek tadını almanız gayet normal ya. Yo, mercimek yani çorbaya zaten baktığım alınan, zaman alınıyor. Ben daha evvel İhsan bir dinleyelim mi Erdem'i? Beğenmedin mi çorbayı? Çorbayı yani çorbanın tad olarak içilmeyecek bir çorba değil. Ne güzel. Zaten öyle bir şey dersem yalan söylemiş olurum. Sahibi burada çorbanın. Ha. Ama ben şimdi bu çorbayı atıcı burada biz ev ortamındayız. Normalde aslında misafirliğe gidince eleştirilmez ama burada söylemek durumundayım her şeyi. Bu yemek yarışması. Yani gerekiyor. Şimdi ben bir bu çorbayı restoranda içiyor olsaydım garsonu çağırırdım. Eğer derdim ki hani bu çorbada hani tuz az ben katacağım ama bunun neden içinde tavuk yok? Ben bunu tavuk sevdiğim tavuk için. Yok. Şöyle bir yapabilir yani misiniz bir Erdem Bey? Şöyle yapın. Bak çekimlerde bana bakacaksın devamlı yaptım hepsini böyle. Hepsini yediniz sonra demek ki, diyorsunuz yok. Yok yemedim gelmedi ki. Yani yiyecek tavuk gelmedi. Mi? Ben hissetmedim. Herhalde arada kaynadı. Vallahi yarısını tencerenin içinde arada kaynadı. Etler var yani. Yani benim cahilliğime verin ben bu cahillik demeyelim de belki yediniz farkında değilsiniz. Tavuk yani etinin lezzetini tavuk... hissedeceğimi düşünmüştüm. Ben hissettim. Tavuk suyu ben sadece tavuk suyu acaba hiç ben, normal su bile yok. Bayağı tiftik tiftik geliyor demek benim ki, ağzım. Demek ki ben de o zaman... Ama bunun içine böyle var. kuşbaşı ha? Konmaz ki benim bildiğim. Hayır bu böyle olur. Böyle şimdi, tiftik tiftik konur. Sen öyle, löp beklemişsin de o çorba bu çorba değil. Öyle bir yerde herhalde işte. Ama o başka bir şeydir. Ama o da aşçıbaşı diye geçiyordu. Ondan bilmem da, ki yöresi mi farklıydı tavuğu acaba? Tavuğu hissetmiştim. Genelde parça tavuğu hissedemedi. Yani, öyledir. Evet. Belki şöyle. Bunun tarzı budur ama hani ben kendim şahsi düşüncemi söylüyorum. İşte şahsi düşüncenizi istemiyoruz. Tamam. Onun da şahsi düşüncesi tamam. Çok acı bir çorba bekliyor herhalde beyran ha. Gibi. Sen löp löp et bekliyorsun ama çorbanın ha. Oluru buysa böyle. Yani oluru olmuş buysa, olmamış oluru. Ona bakacağız. Ama ben kendi damağıma göre hani benim i̇şte kendi şeye bakarsam ha. Çok mu beğendin diye sorarsanız çok beğenmedim. Çok beğenmedin. Yani açık sen açık. Beğendin Marzu. Tadı kıvamı yerinde. Yalnız tavukların çok ip ip değil de şehriyeden birazcık daha kalın olmasını tercih ederdim. Yani ya da benim tabağım öyle denk geldi. Çok ip. Bana da öyle denk gelmiş. Yok çok büyük değil parçalar. Yani doğru. Şehriye kıvamında olsaydı daha güzel daha zor değil olurdu. Midir tiftiklemek ince ince? Yani tabii daha zordur ama tavuk ağzıma aldığımda tavuğu da hissetmek isterdim. Sen de mi hissedemedin? Evet, size ağzım çok da acaba ip. Tavuk. Ben de tesadüf olmuş herhalde. Habire tavuk geldi her yok, taşıyorsun. Yok bana gelmedi. Ki ben bayağı içtim. Resmen mazeret bir şey değil mi? Bayıldılar. Parmakları yoktu gördün mü? Hepsini yedim. Yani bakıyorum aynı sadece şehriye görüyorum. Efendim? Efendim? Yok sadece şehriye var. Nereye gittin? Geldim. Eleştiri yapıyorlar niye kalktın? Arzu konuşuyordu duydun mu ne dediğini Arzu'nun? Ne dedi? İşte keşke olsaydın burada. Bitmedi ki eleştiriler. Niye kalktın? Neyini eleştiriyorlar? Duymamak için. Mükemmel. Ha zaten neyini? Aa hiç boş ver. Kalk git ya. Elime Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Çömeğini bravo. Getirdim. Şehrini aa, getirdim. Harikasın. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Doğrudur. Ama özel olarak Diyarbakır'a harikasın. Gittim. Bunları hepsini oraya peki, getirdim. Peki. Bir sonraki yani. Yemeğimize evet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kuru dolmaydı. Kuruluklar da mı Diyarbakır'dan? Hepsi diğer kendim yani kadın taşımış. Özel olarak getirdim. Böyle mi vereyim üç tabağı birden? Şöyle, tamam. Aynen böyle alayım. Hadi öyle al, hadi öyle verelim.
Valla ben beğendim. Tuzu biraz az eleştirisine katılıyorum. Onun dışında bence gayet geçerli bir çorba. Kusur bulmak için konuşuyorlar ya. Kıskandılar çünkü benden bu performansı beklemiyordular. Daha çok şaşıracaklar. Aşçıbaşı çorbası zaten orada da söyledim. Normal bir mercimek çorbası. İşte tavuk didiklemiş, koymuş, baharatlarla biraz renklendirmiş sadece. Aşçıbaşı çorbası fena değildi. Aşçıbaşı çorbasını beğendim açık konuşmak gerekirse. Güzel bir çorbaydı. Çorbayla alakalı yapılan eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. Ben beğendim çorbayı.